Diyelim ki hadi sen sormadın Fatma, çocuğa sormadın, utandın sormaya. Çünkü alacağın cevabı, duyacağın cevabı ya, biliyordun ve onu sormak istemedin. Haydi tamam. Çocuğa. Çocuk gelip sana söylemedi mi ya? Hayır söylemedim. Babası istismar etse, çocuk niye gidip anneye söylemiyor? Şimdi büyük bir şey alıvermiştir, telefon gibi bir şey. Onunla bağlamıştır çocuğu yani. Yok öyle şey, telefon telefon yoktu. Buna da alıvermiş bak telefon, buna da alıvermiş, ötekinlere de alıvermiş. Yani benim kendi anasını, çocuğuna. Ha, bak bunu ben anasının telefonu vardı bu gibi. Çocuğunu bir şeyle mi kandırdı? Bir şeyle kandırmıştı. Fatma'yı da ben çocuğunla birlikte bunu, oluyorum ama senden de telefon mu alacağım diye öyle mi kandırdı? Buna da telefon almış. Çok iğrenç. Kaç paralık telefon bak. Ha, onunla bununla konuşsunlar diye. Ay baba diye. Ne diyor ya? Anne diyor. Değil size gaz koşuyor. O zaman daha telefonum yoktu dedi ama araştırılabilir. Yani. O zaman daha telefonum ben yoktu. Kızına da telefon oluyor susturuyor. Ben onları istismar ediyor. Sen de bu istismarı göz yum sana bir şey mi alacağım dedi. Rüşvet verdi yani. Vay. Çünkü ama daha ya. Değiyor ya. Telefonum varmışmış bilmem cebinde birine telefonu açmış gelmiş götürmüş diye gelirler dediler ya. Yok tamam telefonum bile görmedim. Babacığım iğrenç bir şeyden bahsediyor. Dengesiz dengesiz konuşuyor. Babası ne dedi, ne dedi? Babası konuştuklarında işte telefon varmışmış cebinde mi neresinde bilmem saklı birine telefon açmış götürtmüş kendini. Peki çocuk bunlar... böyle bir şeyi niye sağa sola söylemedi babası kendisini istismar gece, ediyor? Gece koyuyor oraya ya. Nereye koyduysa oraya koyuyor ya, koyup geldikten sonra nereye git götürüp getirdikten sonra tepeye koyuyor, nereye koyduysa orada koyduğum başka yere gidiyor yani şeye gidiyor ya, çay içmeye nereye gittiyse otele şeye. O zaman çocuğa çocuk birine telefon çekmiş de telefonla kaçırmışlar diye bunu söylemiş ya. Çocuğa telefon aldı mı? Yok demem öyle bir şey yok. Araştırırsın. Ya baban ya, çok acayip. Bulunur diye de var mı? Telefon ne zaman pis alınmış? Pis bir şey söylüyor. Çok muhakkak pis bir şey söylüyor. Aldı o, çocuğa, devletin elinde olan bir çocuğu şey. Çocuğu bağladı o. Aynen. Ya bir şey söyleyeyim. Senin kızın yani bir hediyeyle bir şeyle kandırılıp istismar edilebilecek bir çocuk muydu yani? Kandırma öyle bir zekası. Hayır yoktu tamam. Ya babası şey. Ona... Elinde telefon yoktu dedi ama ben ya babası, görmedim. Ya babası ben de zaten yoktu telefon. Babası onu istismar yani ben sana şu hediye alıyorum bu istismarı sen de sesin çık. Ay korkunç bir şey soruyorum biliyorum. Yok böyle bir şey yok. Ha? Böyle bir şey yok. Yani telefon melefon bir şey yok. Hediye medya görmedim ben. Ya çocuk sormuyor. Ben söylemiyor. Sen sormuyor söylemiyorsun. Görmedim. Hayır yoktu. Ay nasıl ben bir görmedim. Ev ya? Nasıl bir ev ya? Yok. Hayır. Vay 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 vay. Ben size söylüyorum. Gerçekleri ben başka kızını şey istismar ettiği söylenen bir adamla da Zeynep kod attı. Mehrican gününü gün ediyor. Büşra hazırlansın. Şu görüntüleri ekranı getirelim. Böyle Büşra'ya gidelim. Böyle motosiklette dolanıyorlar köyde. Gününü gün ediyorsun. Zeynep kod attı Mehrican. Sen kızını da getirmişsin oraya. Dersen kızını bilinçli getirmişsin. Ya o da değil de. Senin torunun da orada kalmış kızın ya. Kız torunun da orada kalmış. Pes diyorum. İkinizin beraber o görüntülerini, köydeki görüntülerinizi ekranlara getiriyorum. Yazıklar olsun size. Neden ağlıyorsun?
Tamam. Ne aklına geldi? Beklediğim şey var. Beklediğim bir şey var. Neyi bekliyorsun ya? Ha, çatlayacağım artık. Neyi bekliyorsun? Çocuğum çıktıktan sonra öğreneceksiniz. Allah, bunu söyledikten sonra söylemek zorundasın. Görsünüz. Duyar. Çalacak bir şeyim kalmadı. O görüntüyü görünce niye o aklına geliyor? Her zaman ben onun isminden ağlamıyorum. Ben kendim, evladım. Boşa yaşamışım. Bu anda kızın için bir mücadele veriyorsun. İşte boşa, yani 10 yıl boşa yaşamışsın, evet. Kusura bakma, boşa da bunu söyleyeceğim. 10 yılda yaşamışım. Ama şimdi, 20 senedir boşa yaşamışım. Şimdi hiç olmazsa kızın için bir mücadele keşke veriyorsun sokaklarda diye düşünüyorum. Evlatlarım alaydım, sokaklarda yaşaydım. Ya onu yapsaydın, o doğru, onu yapacaktın. Onu yapacaktın. Bu Zeynep Kotat'ı, Mehrican da bunlar ne fink atıyorlar böyle? Gece gidiyorlar, gündüz gidemiyorlar. Onların umuru değil dedim hanım. Onların umuru değil. Beklediğim bir şey var dedin. Beklediğin ne var? Ben evladımın ne olduğunu öğrendikten sonra. Ben sadece evladımı bekliyorum. Başka hiçbir şey beklemiyorum. Bondurama yiyor ya kocasına. Kocasına konduramıyor hala. Ha. Kondurama yiyor ya. Yani. Öyle mi? Önle baban anladı mı? Bunu mu söylemek istiyorsun? Yok ama onunla ilgisi yok. Ben çocuğumu bekliyorum sadece. Ben de suç kalmasın diye. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani, kendi hayatına son vermemelisin. Bu bir. Da gitmemelisin. Bu iki. Ben evladımı bekliyorum. Neyi bekliyorsun konuşmak için daha canım? Ben eğer bilsem hiç susmayacağım. Sabırım kalmaz çünkü. Sabrım kalmadı, hiçbir şey beklemiyorum. Yani çocuğumu bekliyorum bak, sadece. Bak şükür gitti, bir daha geri gelmeyecek. Ama senin çok zeki, çok tatlı bir oğlun Oğuzhan var. Tamam mı? Gelsene kızgınsın ama Tahsin'im var. Ben evlatlarıma kızgın değilim dedim ama ben. Çabuk onlara ayrı sahip çık. Bugüne kadar annelik yapmamışsın, bundan sonra annelik yap ben yani. Ben evlatlarıma kızgın değilim. Evlatlarım hala evladım. Onların sana ihtiyacı var. Oğuzhan'ın sana ihtiyacı var. Kimsenin ihtiyacı yok bana. Var var var. Kimsenin yok. Yani yaşayacak kişi. Askerden gelen bir gün yanıma çıktı, geldi oraya köye. Hem yaşayan ikisi benim evladımda, başka hiçbir şey değil. İki sefer pazarda bayramda çıktı ya. Bir 10 yıl yaşamışsın zaten, şükür yok ortalıklarda. Ben dışarıda diye. Ne oldu şimdi, şu an ne ağrına gitti yani? Ben hiçbir şey ağrıma gitmedi, sadece ben boşa yaşamışım. Ne ağrına gidecek? Bakacağına çocuğu ya. Çocuğa de 20 yaşında gibi gösteriyor çocuk. Daha ne ağrına gidecek? Değil mi? İnsan şunu, deli olsa yine bilir şunu, şu çocuğun vaziyetinden. Aynen öyle. Daha ne ağrına gidecek? Vallahi köyde durutmuyorlar. Nasıl çocuğun var iyi? Hiç iyi 10 sene durulur mu diyorlar ya. Bir tek sana yenildi. Şuna bak, şunu görünce insan deli gibi. Çarık saraylılar da artık.